tekrar size takdim etmek istiyorum. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Sayın Orhan Özatik. Orhan Hocam tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk İhsan Bey. Merhaba. Sesimi alabiliyor musunuz?
neler olabilir? Elbette biz de Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi bu konuda son derece tedbirli olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ben şunu gözlemliyorum. Çok uzun bir dönem biz hem maskeyle hem temizlikle hem mesafede ciddi yol aldık. Ancak son dönemlerde özellikle yaz aylarının gelmesi, düğünler, başka türlü etkinliklerin artmasıyla beraber buralarda biraz gevşeme olduğunu tespit ediyoruz. Özellikle iş yerlerinin açılmasıyla, kafeteryaların, lokantaların açılmasıyla birlikte bir miktar gevşeme olduğunu gördük. Benim vatandaşlarımızdan ricam şu, lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, riayet edelim. Eğer biz bunları riayet etmezsek bizim yükümüz çok artacak. Hastaların çok daha fazla sayıda arttığını göreceğiz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Vatandaşlarımız maskesini takmayan, mesafe kuralına uymayanları da gayet güzel uyarıyorlar. Bu yönden de herkese teşekkür ediyorum. Evet, toplum olarak duyarlı davranıyorlar gerçekten ama zaman zaman bunun tepkilerini, olumsuz tepkilerini de maalesef görmüyor değiliz. Nasıl sağlık çalışanları bazen hiç hoş olmayan, hiç hak etmedikleri şekilde davranışlara maruz kalıyorlar ki bunu şiddetle protesto ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza saygı göstermek, onlara teşekkürlerimizi iletmek her zaman bizim görevimizdir. Evet. Şimdi aldığımız bazı tedbirler İhsan Bey, şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim aldığımız tedbirlerden bir tanesi de artık hastalarımızın tamamen merkezi hekim randevu sistemine randevu olarak gelmesini istemek oldu. Yani eskiden randevu almadan gelen vatandaşlarımıza da hizmet ediyorduk. Fakat mesafe ve maske kuralını da çok iyi uygulayabilmemiz için vatandaşlarımızın mutlaka merkezi hekim randevu sisteminden randevu olarak gelmelerini istiyoruz. Ve hastaneye istedikleri saatte değil de lütfen randevularından 15 dakika önce gelmeleri. Yani randevusundan bir saat önce geleyim, randevu süremi bekleyeyim demesini istiyoruz. Lütfen bu kuralları riayet ederlerse de bu bulaşın biraz daha önüne geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. Ben de Kütahya'da genelde bu kurallara uyulduğunu gözlemliyorum ama zaman zaman bazı insanların hiç maske takmadığını, bazılarının da maskeyi sanki bir aksesuar gibi işte laf olsun diye böyle takıyor. Kimi koluna takıyor, kimi yani böyle bir göstermelik davranışlar içine giriyorlar. Bunlara da buradan uyarıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda bir genelgesi var bütün valiliklere. Yeni valimiz Sayın Ali Çelik de bu konularda mesafe, maske, temizlik konularına uyulması konusunda gerçekten çok titiz davranıyor Sayın Vali. Yine Sağlık Müdürümüz Doktor Mehmet Erşan, Rektörümüz Profesör Doktor Vural Kavuncu da aynı şekilde bu konularda duyarlı davranıyorlar. Sen de keza Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başhekim olarak ben de biliyorum ki bu konularda sürekli olarak duyarlı ve her zaman etkili bir davranış içinde olduğunuzu biliyorum hocam. Şimdi bu konularda belki tekrar dönebiliriz COVID-19 koronavirüs meselesine ama ben hastanemizin diğer konularına geçmek istiyorum. Benim aldığım gündem maddeleri arasında özellikle eskiden işte ben yıllardır meslek gereği biliyorum. En küçük bir rahatsızlıkta veya operasyon söz konusu olduğunda efendim işte başka şehirlere, en yakın Osman Gazi Tıp Fakültesi'ne veya başka yerlere havale etme, hastaları veya bu operasyon için onkolojik tedaviler olsun, beyin cerrahisinde olsun, kardiyovasküler hastalıklarda olsun. Şimdi bence son birkaç yıl içinde aldığımız mesafelerle artık büyük şehirlere veya başka şehirlere hastaları gönderme veya havale etme gibi bir zahmetten kurtardığınızı görüyorum, müşahede ediyorum. Ne diyorsunuz bu konularda? Evet, bu konuda hakikaten söz verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi eskiden biz diğer illere hasta sevk ediyorduk. Ancak özellikle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok yoğun bir personel desteğiyle, öğretim üyesi desteğiyle artık biz işi tam tersine çevirdik.
Biz mesela kardiyovasküler cerrahi örneğini vereceğim. Kardiyovasküler cerrahi merkezimizde şu anda yapılmayan hiçbir ameliyat yok. Ve eskiden Osman Gazi Üniversitesi'ne sevk ettiğimiz hastaların bir kısmı artık eski Osman Gazi Üniversitesi'nden bize sevk ediliyor. Bu bizim için son derece büyük bir mutluluk kaynağı. Tabii bunun hem fiziki altyapısını oluşturabildik hem de insan desteğini, öğretim üyesi desteğini, hekim desteğini oluşturabildik. Bizim personelimizden de biraz bahsedecek olursak şu anda hastanemizde görev yapan 422 tane doktor var. Ve bu 422 tane doktorun 24 tanesi profesör, 27 tanesi doçent doktor, doktor öğretim üyesi sayımız da 79. Son derece önemli bir sayı. Hatta uzman, yani Sağlık Bakanlığı personel olarak çalışan uzman hekim sayımız da 127. Bir de araştırma görevlilerimiz var. Araştırma görevli sayımız da 129. Bu son derece önemli. Mesela iyi durumda. Evet. Tabii kadro olarak hiçbir eksiğimiz yok. Hatta şunu da söyleyebilirim. Yardımcı sağlık personeli açısından da bir sıkıntımız yok. Şu anda hastanemizde görevli olan 864 tane de hemşiremiz var. Herkese 300 civarında, hatta 400 yaklaşan miktarlarda yine diğer yardımcı sağlık personelimiz, ebemiz de var. Bu yönden biz son derece mutluyuz. Tabii bir de hastanenin fiziki şartlarından da bahsetmek lazım. Bizim 950 yatağa sahip olduğumuz doğrudur, ancak 950 yatağı biz 4 farklı blokta, 4 farklı hastane şeklinde görüyoruz. Bir tane ana binamız var. Ana binamız eski yerleşim olarak Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, ana binası dediğimiz yer Evliya Çelebi Hastanemiz. Burada da yaklaşık bizim 353 tane normal servis var. Şey dahil olmak üzere birinci, ikinci, üçüncü basamak olmak üzere yoğun bakım yatağına sahibiz. Yani ana binada yaklaşık 450 tane yatağımız var. Bunun dışında eski devlet hastanesi olarak bilinen yerimiz, burada da 230 tane yatağımız var. Yoğun bakım yatağı. Yine eski silahlı kuvvetlere ait olan hava hastanesinde biz bünyemize katmıştık. Burada da 50 yataklı bir psikiyatri hastanemiz var. Burada da çok önemli işler yapıyoruz. Kapalı servislerimiz var ve kapalı servis olan hastane sayısı oldukça az ülkemizde. Bir de üniversitemizin içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz. Burada da 221 tane yatağımız var. Otelcilik hizmetleri son derece iyi ve son derece kaliteli fizyoterapi elemanlarımız da var. Bunlarla beraber neredeyse tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Büyük mutlulukla ve gururla söylüyorum. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de anlaşmamız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, milletvekilleri dahil olmak üzere hepsine de hizmet veriyoruz. Büyük mutlulukla ve gururla. Duyabiliyor musunuz? Evet, zaman zaman benim internette bir sorun var galiba. Ses kesiliyor ama hava hastanesinden bahsediyordunuz. Evet. Hava hastanesinden bahsediyordunuz. Yani orada da 50 yataklı bir psikiyatri hastanemiz var. Erkekler, kadın olmak üzere iki ayrı katta ve kapalı servislerde hizmet veriyoruz. Son derece başarılı işlerde yapıyoruz. Onun dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinden bahsetmiştim. Üniversitemizin içinde bulunan. Burada da 221 yatağımız var ve burada 221 yatakta da son derece başarılı hizmetler veriyoruz. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi ile de anlaşma yaptığımızdan bahsetmiştim. Orada da milletvekillerimiz dahil olmak üzere pek çok hastamızı misafir ediyoruz. Ayrıca orada uluslararası düzeyde de sağlık hizmetleri vermeyi planlıyoruz. Evet, tabii, çok sevindirici konuşmalar hocam. Çünkü biraz önce de konuştuğumuz gibi bir zamanlar Kütahya'daki hastalar, vatandaşlarımız sürekli dış illere, komşulara veya uzak İstanbul, Ankara gibi illere havale ediliyordu. Şimdi Türkiye'nin her yerinden hemen hemen hasta kabulüne başladık. İşte fizik tedavi, rehabilitasyon, hidroterapi,
efendim işte yine sizin ana binadaki bir takım ünitelere hasta kabulü yapılıyor. Beyin cerrahisinden genel cerrahiye, efendim işte onkolojiden endokrinolojiye kadar. Bunlar sevindirici gelişmeler. Peki diğer mesela onkoloji konusunda sanıyorum yeni şeyleriniz var, gelişmeleriniz var. Endokrinoloji konusunda gelişmeleriniz var. Diyabet konusunda. Bu konuda bahsedebilir misiniz hocam? Elbette. Ben çok teşekkür ederim. Ben şunu da söylemek istiyorum. Şu anda onkoloji alanında son derece başarılı hizmet veriyoruz. Hem radyasyon onkoloji binamız var ayrıca hastanemizin dışında. Hem metal onkoloji bölümümüz var. Metal onkolojide iki tane hocamız var. Bir tane profesör. Sayın Mehmet Ali hocamı da burada anmadan geçmek istemiyorum. Arzu hocamla beraber son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Onun dışında radyasyon onkolojide yine 3 tane öğretim üyemiz var. Onlarla da neredeyse her gün 24 saat hizmet verir pozisyona geldik. Bir diğer önemli şeyimiz yine onkolojiyle beraber çalışmak durumunda olan PET hizmeti. Yani, bu PET eskiden hakikaten Kütahya'mızda yoktu. Yaklaşık 5 yıldan beri de bu hizmeti de veriyoruz. Son derece başarılı çalışıyor arkadaşlarımız ve orada da en ufak bir ara vermeden neredeyse 7 gün 24 saat üzerinden hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu bizim için son derece sevindirici. Bunun dışında sadece medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi yok. Diğer onkoloji birimlerimiz de var. Örneğin kadın doğumda orada da onkoloji hocalarımız var. İki tane onkoloji hocamız hizmette. Evet. Diğer yandan genel cerrahinin de onkoloji hocası var. O da geldi. Onunla da hizmet veriyoruz. Yani gerçekten çok mutluyuz. Kadın doğumu ayrıca şu anda başlayan infertiliteyle uğraşan bir profesör hocamız daha var. Onunla da ileride inşallah çok daha farklı çalışmaları imza atacağız. Biraz önce çok bahsetmiştiniz. Endokrin alanında hizmetlerimizden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim nüfusumuz yaşlı. Kütahya'nın nüfusu yaşlı olduğu için diyabet hastalarımızın sayısı da oldukça fazla. Ve diyabet hastalarımızla ilgilenen de 4 tane hocamız var. Yani bu pek çok hastanede bir tane bile bulunamazken biz 4 tane endokrin hocasıyla bu tür hastalarımıza hizmet veriyoruz. Evet, ya bu Türkiye'de ilklerden de ilk yapılan operasyonlardan, cerrahi başarılı operasyonlardan da söz etmek gerekir. Bunları zaman zaman bizler basın mensupları olarak okuyuculara, halkımıza, kamuoyuna memnuniyetle ilettik. Beyin cerrahisinde olsun, diğer efendim işte başka branşlarda olsun, kulak burun boğazdan, işte ürolojiden. Böyle sevindirici gelişmeler gerçekten bizlere bir olumlu, güzel, moral motivasyonu sağlayan haberler oluyor. İlklerden bahsetmek ister misiniz? Yani böyle bir şeyiniz var mı? Arzu ederseniz. Değilse tomografi... Tabii elbette bahsetmek isterim. Tabii bu bizim ilimiz için ilklerden bahsetmek pek daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile aynı zamanda eş zamanlı yaptığımız pek çok ameliyat var. Mesela bizim bir hakikaten gururlu olduğumuz bir transplantasyon ünitemiz vardı. Onu da inşallah tekrar hayata geçireceğiz. Bunun yanında minimal invaziv cerrahi girişimleri yapıyoruz. Yani kardiyovasküler cerrahi de artık eskiden olduğu gibi büyük kesilerle göğsü açarak ameliyatlar yerine çok daha küçük bir yerden insizyon yaparak bir kesi yaparak oradan bypass ameliyatları bile yapabiliyoruz. Bu bizim için son mutluluk verici. Gene beyin cerrahisinde artık beyin içindeki tümörlere rahat rahat müdahale edebiliyoruz. Beyin cerrahisi hocalarımız son derece başarılı işler yapıyorlar. O yönden de gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Evet, gerçekten biz de teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Şimdi hocam kamuoyunda genellikle işte tomografi cihazı, MR cihazları çok konuşuluyor. İşte sizin sözleşmeli olduğunuz bazı şirketler zaman zaman aksaklıklar yaratıyorlar. Sözleşmeye uymuyorlar. Siz gereğini yapıyorsunuz tabii yasal olarak ama bu arada halktan bazı sızlanmalar geliyor. Bu konuda neler diyorsunuz? Yani mesela tomografi özellikle bu koronavirüste biliyorsunuz hemen
akciğerle ilgili tomografi bir kriter oluyor herhalde sizde o koronavirüs olayı. Ama genelde tomografi herkese, her hastaya veya çoğunluğa gerekli görüyorsunuz hekimlerimiz. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani bunların düzenli bir kullanma şeyi var mı? İstikrarlı bir şeye geldi mi? Hale geldi mi bunlar? Evet, o konuda da şunları söylemek isterim. Tabii bizim bu verdiğimiz hizmetler bazılarını biz özel firmalardan satın alıyoruz. Özel firmalar vasıtasıyla yapıyoruz. Evet. Bir kısmını kendi cihazlarımızı yapıyoruz. Bizim evet. Şu anda hastanemizde mesela 3 tane tomografi cihazımız var. Bu 3 tane tomografi cihazından 2 tanesi bize ait, bir tanesi özel şirketlerle çalışıyoruz. O tomografi cihazlarımızdan bir tanesi radyasyon onkolojisinin içinde. İki tane de MR'ımız var ki bu bizim için son derece memnuniyet verici bir şey. Bu ikisini de hizmet satın alma yoluyla gerçekleştiriyoruz. Tabii bir zamanlar yaşadığımız MR'la ilgili soru sorunumuz var. Dediğiniz doğru. Evet. Hizmet satın aldığımız firmalarla ilgili yaşadığımız bir sıkıntıdan kaynaklı belli bir süre MR'larımızdan bir tanesini çalıştıramadık. Bu çalıştıramadığımız zaman da herhangi bir zorluğa da düşmedik. Bu konuda da Kütahya'mızdaki özel hastanelerden ciddi destek aldık. Özel hastanelerle işbirliği sayesinde vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamasını önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Ancak benim için sevindiğim olan şu, tomografi cihazları sayımızda da, MR sayımızda da şu anda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Zaman zaman gene internet sorunu oluyor maalesef, bunu geçiyoruz ama sanıyorum genelde konuşmalarımız, mesajlarımız izleyicilerimize iletiliyor. Bir de yine bu arada PET var mı? Hastanede PET cihazı var mı? Var. Ondan da bahsediyorum. PET çok önemli çünkü. Yani evet. Türkiye'de belli hastanelerde var sanıyorum PET cihazı. Evet. Bizim müddetim bölümümüz de var. Bir tane Sağlık Bakanlığı personeli doktorumuz var. Ayrı bir ünite olarak çalışıyoruz. Yani pozitron emisyon tomografi dediğimiz bu cihaz ve özellikle onkoloji vakalarında kanserin tutulduğu alanları da çok net görüntüleyebildiğimiz bir cihaz. PET hizmetini de son derece iyi bir şekilde veriyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Hatta şunu da söyleyebilirim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde tanıdığım arkadaşlarım var. Nükleer tıptan, başka bölümlerden. En son ortopediden bazı hastaları PET çekilmek üzere hastanemize kabul ettik. Bunu da mutlulukla söylemek istiyorum. Ya bugünleri de gördük. Hep dışarılara evet. İnsanlarımızı gönderirken dışarıdan evet. Bize bu tür teknolojik ve diğer hekimlerimizle ilgili başarılı servislere geliyorlar. Bu da gurur verici, bize gerçekten sevindirici bir şey. Evet. Hocam şimdi kamuoyunda en çok şikayet edilen veya sıkıntısı çekilen benim gözlemlediğim kadarıyla. Tabii o sizi aşan bir şey. Yani yıllardır hemen hemen ben 20 küsur yıldır hatırlıyorum. Otopark sorunu var. Yani hastaneye gelenler çaresizlik içinde böyle etraflara otopark arama derdine düşüyor. Ama söylediğim gibi yani bunun elbette yeni bir şey olduğunu kimse iddia edemez. Yani 20 küsur yıldır ben hatırlıyorum. Her iki hastanede de hem ek binada hem ana binada insanlar, hastalar, hasta yakınları bu konuda bir şey var mı? Yani bir alternatif var mı? Yoksa şehir hastanesine mi artık bunu şey yapmamız, bağlamamız lazım? Elbette. Yani yer önemli. Şimdi son dönemde gazetelerde de mesela dün çıkan bir haber vardı. Biz eczanenin önünde yaptığımız bir deponun önündeki bir alanı dubalarla çevirdik. Dubalarla çevirmemizin sebebi vatandaşların oraya park etmesini engellemek değil. Bizim o depoya mesela tırlar yanaşıyor, kamyonlar yanaşıyor. O tırları yanaştırabileceğimiz alanı ayırdık. Şimdi orada arabaların park ediyor olmasıyla beraber biz onları yanaştıramazdık. Hizmet engelleniyor. Belki araç gereçleri oraya intikal ettiremiyorsunuz. Mecburen bazı alanları ayırmak zorundayız. Ama ben şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela bizim Evliya Çelebi ana binamız 300 yataklı bir hastaneye göre yapılmış. Alanda ona göre. Fakat biz bunu daha sonra 450 yatağa çevirdik. Acil binasını ekledik. Laboratuvar binalarını ekledik.
arkaya depolarımızı ekledik. Tabii eklediğimiz her alan mevcut alanımızdan çalıyor. Ve mevcut alanımızdan çalınca da arabaları park edeceğimiz yerleri mecburen azaltıyoruz. Yani yapacağımız bir şey yok. Ha, vatandaşlarımız eğer benim arabamın nerede olduğunu merak ediyorsa onu da söyleyebilirim. Hastanemize çıkan bayır sağlı sollu biliyorsunuz. Ne zaman gelirlerse arabamı o bayırda görebilirler. Yani ben kendi arabamı bile hastanenin içine park etmiyorum. Bundan emin olabilirler. Ama şehir hastanesi yapıldıktan sonra orada böyle park sorunu olmayacak. Bundan da vatandaşlarımız emin olur. Evet, hocam teşekkür ederim. Şimdi yoğun bakım ünitelerinizden söz etmek istiyorum. Yani çocuk yoğun bakım, efendim işte buna benzer ilk yardım, acil servislerinizden bahseder misiniz? Yani bunlar ne durumda? Elbette bizim gurur verici bölümlerimizden bir tanesi de yoğun bakımlar. Bu yönden de hiçbir eksiğimiz olmadığını da bütün vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Ana binamızda yani Evliya Çelebi Hastanesi'nin ana binasında 96 tane yoğun bakım yatağımız var. Bu 96 yoğun bakım yatağımızın yeni doğan yoğun bakımında da iki basamaklı bir yoğun bakım yatağımız var. Toplam 24 tane yeni doğan yoğun bakım yatağımız var. Bu pek çok hastaneden çok daha fazla. 96 tane ana binada olmasıyla beraber yaklaşık 40 tane de ek binada yoğun bakım yatağımız var. Yani topladığımız zaman yoğun bakım yataklarımızı yaklaşık 136 tane yoğun bakım yatağına sahibiz. Bu 136 yoğun bakım yatağı gerçekten çok iyi bir sayı. İlimizin tüm nüfusunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman önemli ölçüde karşılıyoruz. Tabii yeterli mi? Bazen yeterli olmadığımız dönemler oluyor. Özellikle bu COVID salgınından dolayı yoğun bakımlarımızın bir kısmını COVID'e ayırmak zorunda kaldık. COVID'e ayırmak zorunda kaldığımız için de mevcut yoğun bakım yataklarımızdan azalma var. Azalma olduğu için yoğun bakım yatağı eksikliğinden dolayı zaman zaman hastaları il dışına sevk ettiğimizde oluyor. Bu bakımdan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz ama elimizde olmayan sebeplerle maalesef sevk etmek zorunda kalıyoruz. Bunun dışında bu yataklarımız dışında kalp damar cerrahisinin hizmet verdiği kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımımız da var. Bu kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımında da 9 tane yatağımız var. Bu da şu anda bütün hizmetleri karşılayacak düzeyde. Özellikle şeyden de bahsetmek istiyorum. Koroner yoğun bakım ünitelerimizden. Evet, koroner yoğun bakım birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak olmak üzere 3 tane ayrı yoğun bakım ünitemiz var. Buralarda da son derece önemli hizmetler veriyoruz. Biraz önce de bahsetmiştim. Çok kaliteli ve çok nitelikli hekim ve yardım sağlık personeline sahibiz. Bizim şu anda invaziv girişim dediğimiz girişimleri yani anjiyografik girişimleri kardiyovasküler cerrahi ile beraber kardiyolog arkadaşlarım çok rahatlıkla yapabilmektedir. Hatta burada diğer branşlarda pediatrik kardiyolojideki öğretim üyelerimiz de çok rahat yapıyorlar. Hatta bir kalp kriziyle gelen hastaya acil anjiyografi dahil 24 saat boyunca yapabilmekteyiz. Ne güzel. Ne kadar güzel. Hocam bu şimdi bir iki mesaj geldi bana. Onları ben müsaadenizle aktarmak istiyorum. Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar. Biliyorsunuz onlar çok geniş bir camia. Hatice Yakar size başhekim olarak engelli bireylere gösterdiğiniz kolaylıklardan ve hizmetlerden dolayı özellikle teşekkürlerini ve kutlama mesajını göndermiş başkan. Onu iletmek istiyorum. Bir de Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul gazilere, gazi ailelerine gösterdiğiniz yakınlığa, kolaylığa, sizin şahsınızda sizin yönlendirmenizle diğer personelin de kendilerine ve ailelerine gösterdiği kolaylıklara, hatta engellilerin otoparklarını sizin zaman zaman bizzat kontrol ettiğiniz, oraların boş mu, dolu mu, gereken kişiler orada mı değil mi, başkaları mı park etmiş gibi bunları dahi kontrol ettiğinizi söylediler.
mesajını ilettiler. Onu da ben buradan belirtmek istedim. Size teşekkürleri ifade etmek istedim. Teşekkür ediyorum. Vazifemiz olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda ben çok hassas davranmaya çalışıyorum. Hatta zaman zaman alışveriş merkezlerine falan gittiğim zaman da tartışmanın bir tarafında olabiliyorum. Oralarda da engelli vatandaşlar için ayrılmış yere park edildiğinde elimden geldiği kadar da müdahale etmeye çalışıyorum. Evet, çok duyarlı olmak çok güzel bir şey. Yani hani bir başhekim olarak belki bunları bizzat kendiniz müdahale etmeyebilirsiniz. Normaldir ama insani boyutuna baktığınız zaman işin insanların gönlünü kazanmışsınız. Böyle bir izlenim oluşmuş onlarda. Çok güzel bir şey. Yani bu sosyal olaylar, sivil toplum kuruluşları, hani bir İngiliz atasözü var. Sivil toplum kuruluşları toplumun hem anahtarıdır, hem kilidi, hem kilitleyebilir toplumu, hem açabilir şeklinde bir şey var. Bu bakımdan ben de sizi kutluyorum. Yani gerçekten vatandaşlarımızın gönlünde bir yer kazanmışsınız. Bu da kolay değil. Buradan hemen şunu sormak istiyorum. Ben son yıllarda yani Kütahyalı bir başhekimin, yani Kütahya'dan yetişmiş bir hemşerimizin başhekim olduğunu görüyorum. Bundan da elbette memnuniyet duyuyoruz. Daha önce Kütahyalı olmayan ama Kütahya'ya hizmet eden değerli başhekimlere de buradan teşekkür ediyorum. Onların hizmetlerinden de elbette memnunluğumuzu ifade etmiştik zaman zaman. Peki bunun bir size avantajı veya dezavantajı nedir? Yani bunu söyleyebilir misiniz? Hani herkes sizi tanıyor, geliyor işte bazen böyle sizi nasıl zor duruma sokan veya buna benzer şeyler var mı? Anlatmak istediğiniz anekdotlar var mı? Yani ben bu konuda hemşerilerime hizmet etmekten dolayı mutlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum sözlerime. Evet. Bunun ben çok fazla avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok sivil toplum örgütüyle veya kentin ileri gelenleriyle çok da rahat temas kurma imkanımız oluyor. Hem evet. Benim tanıdıklarım hem ailemin tanıdıklarıyla beraber çok daha farklı hizmetler getirebiliyoruz. Her kapıyı rahat rahat çalabiliyoruz. Bu hizmet getirme açısından çok önemli. Beni tanıyanların istedikleri zaman yanıma gelmelerinden de son derece mutluyum. Onlara hizmet etmekten bugüne kadar hiç gocunmadım. Beni tanımayanlara hizmet ettiğim gibi onlara da aynı şekilde hizmet ediyorum ve hiçbir zaman için kapım hiçbir hemşerimize, hiçbir vatandaşımıza kapalı olmamıştır. Evet. Hiçbir zorluğunu çekmedim. Büyük bir gururla, mutlulukla ve şevkle bütün hemşerilerimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. O konuda herkesin için müşteri olsun. Bütün vatandaşlarımız, bütün hemşerilerimiz hiç çekinmeden burada gelip beni ziyaret edebilirler. Gerekli olan bütün hizmeti vermekten de gurur duyuyorum. Evet, zaman zaman bizde konuşuluyor. Özellikle bu sivil toplum kuruluşlarıyla demin bahsettiğim benim de Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olmam dolayısıyla biz de onlarla içli dışlıyız. Onlara destek oluyoruz. Ve sizin her an her serviste bulunabileceğinizi, size zaman zaman işte hastanenin en diyelim beklenmedik bir yerinden başhekimin orada olabileceğini görebilecekleri şeklinde evet. Olumlu, memnuniyet verici konuşmalara ben de şahit oldum. Bu açıdan da teşekkür ediyorum. Yani bir başhekim her an hastaneyi denetlemek zorunda değil. Ama denetlerse demek ki halk nezdinde bir farkı oluyor. Yani diyor ki Orhan Hoca burada olabilir. Hiç olmadık veya beklenmedik bir yerde olabilir. Bu güzel bir izlenim yani bana göre. Ben de bu açıdan size teşekkür ediyorum ve kutluyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Hüseyin. Yani bizim görevimiz bu. Yaptık, bu görevi yaptığımız süre içinde layıkıyla yapmaya gayret edeceğiz. Ne mutlu ya. Bu budur. Yani makama geçip koltuğa oturup orada işte bana telefon bağlamayın filan gibi şeyleri de biz geçmişte bazı konularda yaşadığımız için. Şimdi size ne zaman hakikaten ben de zaman zaman gerek haberci açısından gerek bir hasta olarak kontrole veya muayeneye geldiğimizde makam kapınızın açık olduğunu görüyorum. Elbette özel toplantılarınız olabilir veya buna benzer özel mesleki şeyler olabilir ama genelde
böyle ulaşılmaz bir makam veya bir ünvan, bir şey içinde olmadığınızı ben de şahidim. Kıdemli bir gazeteci olarak ve bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak bunu da kendi gözlemim olarak nasıl bazı yanlışları, bazı aksayan tarafları gündeme getiriyorsak, bunları konuşuyorsak, yazıyorsak objektif olarak olumlu, güzel işleri de, güzel davranışları da belirtmek benim için objektif bir gazeteci anlayışım, prensiplerim içindedir. Bu açıdan da teşekkür ediyorum. Elbette ben bu şehrin sokaklarında büyüdüm. Burada beraber arkadaşlıklar yaşadım. Hala dostlarım var, eşim, akrabam var. Bu sokaklarda büyümüş, bu caddelerde gençliği geçmiş bir insanın kapısının kapalı olması mümkün olabilir mi? Evet, ne mutlu. Evet. Hocam şimdi tabii daha gündemimde bazı şeyler var ama programda sonuna doğru yaklaşıyoruz. Özellikle tüp bebek ve embriyo konusunda bahsetmek ister misiniz? Yani bu sanıyorum sizin de uzmanlık alanınız, branşlarınız, yani uzmanlık alanınızda belki daha çok konular vardır biliyorum ama yani bu konularda Kütahya'daki durum nedir? Değerlendirme yapmak ister misiniz? Elbette bu konuda da konuşma fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben dediğim gibi histoloji ve embriyoloji uzmanıyım. Ancak pek çok vatandaşımız histoloji ve embriyoloji uzmanı ne iş yapar dediğinde farklı sorularla karşılaştığımda şöyle cevap veriyor. Ya ben evet, tüp bebekçiyim diyorum veya kök hücreciyim diyorum. Böyle dediğim zaman uzmanlık alanı biraz daha rahat anlaşılabiliyor. Hayati bir konu olduğu anlaşılıyor. Evet. Ben yaklaşık 2000 yılından beri de IVF'le yani tüp bebekle uğraşıyorum. Osmanlı Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tüp bebek merkezinin neredeyse kurulduğu zamanlardan beri de bu işte çalışıyorum. Tabii orada evet, çalıştığım dönemler içinde gelen hastalarımızın önemli bir kısmı Kütahya'dan geliyordu. Neredeyse %50 diyebileceğim rakamlarda Kütahya'dan evet, geliyordu. Tabii bu bir taraftan üzüntü verici çünkü bebek hasretiyle yanıp tutuşan vatandaşlarımız sayısı maalesef giderek artıyor. Bu belki de yediğimiz yemeklerden, gıdadan, soluduğumuz havadan bundan çok etkileniyoruz ve böylelikle bazı sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evet. Tüp bebek merkezi kurma çalışmalarımız elbette oldu. Ben buraya geldiğim zaman tüp bebek merkezi kurulması hedefiyle gelmiştim. Ancak mevcut hastanemizin yapısından kaynaklı bunu biz şehir hastanesinde yapmayı planladık ve şehir hastanesinde böyle bir girişimimiz olacak. Orada da yaklaşık 1200 metrekarelik bir alan bu iş için ayrılmış durumda. Bu 1200 metrekarelik alan sadece tüp bebeğe ayrılmasını istedim. Aynı zamanda da ben kök hücreye de uğraşıyorum. Kök hücre tedavilerinin geleceğin tedavisi olduğunu da düşünüyorum. En geç 4-5 sene sonra bütün kliniklerdeki hekim arkadaşlarımız tedavide kullanılmak üzere bizden kök hücre isteyecekler. Ve yeni şehir hastanesindeki o 1200 metrekarelik alanında 700 metrekaresini biz kök hücre tedavileri için ayırdık. Ve kök hücre tedavileri için ayırdığımız yerde de inşallah orası tamamlandığı zaman çok ciddi kök hücre ve hücresel tedavi merkezine de sahip olacağız. İnşallah. Hocam şimdi malum teknoloji dünyasında tıp teknolojiyi çok yakından takip ediyor. İşte robotik cerrahi, işte buna benzer nanoteknoloji. Hastanemizde genellikle hangi branşlarda robotik cerrahi kullanılıyor? Var mı veya kullanılıyor mu? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Tabii tabii söylemek istiyorum. Yani robotik cerrahi çok farklı bir alan, çok farklı eğitimler gerektiren bir alan ama şunu da mutlulukla söylemek isterim. Şu anda robotik cerrahi ameliyatların gerçekleştirilmesi için gerekli olan robotun alımıyla ilgili bir teşebbüsümüz oldu. Tabii mevcut hastanemiz değil de şehir hastanesinde kullanılmak üzere bir girişimimiz var. Umarım bu robotik cerrahide kullanılacak olan robot alımı yapılır ve buna geçeriz. Bizim vatandaşlarımızın daha çok literatüründe olan kapalı ameliyat. İşte duyuyorsunuz ne ameliyat oldun? Safra kesesi ameliyat. Nasıl oldun? Kapalı oldun. Yani biz bunları laparoskopi. Laparoskopi dediğiniz şey var. Evet.
Ve biz laparoskopik cerrahiyi şu anda tüm cerrahi branşlarımızda gerçekleştirebiliyoruz. Genel cerrahi olsun, üroloji olsun, kadın doğumu olsun, bu tür ameliyatlarımızın çok önemli bir kısmını artık biz laparoskopik olarak, yani vatandaşlarımızın söylediği gibi kapalı olarak yapmaktayız. Tabii kapalı olarak yapmamızın en büyük bize katkısı da hastalarımız gerektiğinde bugün sabah ameliyat edip akşamını veya en geç ertesi güne hastanemizden taburcu ediyor olabilmemiz. Evet, şimdi hocam bizim malum Kütahya Türkiye'nin termal ve kaplıcalar merkezi, diyarı. Türkiye'de en çok kaplıca ve termal kaynakları olan bir ilimiz çok şükür. Bunun yanı sıra işte madenlerimiz çok zengin. İşte borakstan kömüre, gümüşe kadar, mayezite kadar Allah bize çok şeyler bahşetmiş Kütahya'ya. Acaba bu şeylerin faturaları, yani hani her nimetin bir külfeti olur malum. Bunların faturası nedir? Yani mesela işte kömür diyarındayız. Lignit ve buna benzer maden yataklarının diyarındayız. Meslek hastalıkları açısından ya böyle bir istatistik var mı elinizde? Yani işte adam 30 yıl, 25 yıl yer altında çalışmış veya borakçıda çalışmış veya siyanürlü üretim yapan yerlerde çalışmış. Böyle gelen hastalar veya istatistikler var mı elinizde? Böyle bilgiler var mı? Evet, bu tür bilgilerin tamamına biz sahibiz. Bir belirli oranda istatistiklerimiz var. Biz bunu Sağlık Bakanlığı'yla da paylaşıyoruz, diğer kuruluşlarla da paylaşıyoruz. Bahsettiğimiz bu madencilikten kaynaklı ve bazı bölgelerimizdeki toprağımızdan kaynaklı olan bazı meslek hastalıklarına da sahibiz. Özellikle akciğerler konusunda çok ciddi sıkıntı taşıyan vatandaşımız var. Tabii bir zamanlar sadece kömürle ısınan bir şehirdik. Doğal gaz gelmeden önce işte Kütahya'mızdaki kirli havayı hepimiz biliyoruz. Bu havayı soluduk. Hatta Eskişehir istikametinden Kütahya'ya girdiğimizde neredeyse memleketimizin ışıkları görünmezdi. Çok şükür ki şu anda doğalgazın da duman ve sis bulundu. Tabii doğalgazın girmesiyle beraber artık havamız daha solunabilir, daha kaliteli oldu. Bu yüzden akciğer hastalıklarının biraz daha azaldığını son yıllarda görüyoruz. Ama yaşlı nüfusumuzda ve madencilikte çalışan vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde meslek hastalıkları artış hala devam etmekte. Hocam bir de bu asbestli toprak, hani köylerde özellikle duvarları badana yapmak üzere kullanılan topraklarda asbest olduğu, kanserojen madde olduğu yönünde Kütahya'da çok kullanıldığı şeklinde bir şeyler var. Hatta ben de geçmişte bunu haber yapmıştım. Osman Gazi Tıp Fakültesi'nde bir hoca da okumuş ve bunu teyit etmişti. Yani Kütahya'da bu asbestli toprak kullanımından dolayı ve bunların teneffüs edilmesinden dolayı akciğer, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi akciğerle ilgili sorunlar, hatta kanserlerin oluştuğunu söylemişti. Bu konuda bilgi veya herhangi bir kayıt var mı sizde? Yani şu anda mevcut kayıtlar yok bende ama bunu da çok iyi biliyorum. Sağlık Müdürlüğü'yle de zaman zaman paylaşıyoruz. Asbestli toprakları kullanan bazı köylerimizde, bazı yerlerimizde bu asbestli topraklarla sanayide uğraşanlarla ilgili elbette bazı sıkıntılı durumlarımız var. Bir de bizim sanayimizin önemli bir kısmı biliyorsunuz porselen, seramik, çini ve bunların da önemli miktarda tozla ilişkisi var. Ve bu havanın teneffüs edilmesiyle de bazı meslek hastalıklarımız oluşabiliyor. Yalnız benim için mutluluk verici bir şey daha var. Ben zaman zaman bu fabrikaları da geziyorum. Bu fabrikalarda hakikaten işçi sağlığına son derece büyük önem veriliyor. Ve maskesiz, tedbiri almadan çalışan işçilerimizin olmadığını da görüyoruz. Bu da benim için son derece büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Buradan da bütün sanayicilerimize bu aldıkları tedbirlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocam şimdi malum benim de söylediğimiz gibi termal kaplıcalar, işte termal turizm, sağlık turizmi buna giriyor. Yani şu anda bizim tesislerimiz, yani hastane tesislerimiz ve donanımları, personeli, her şeyle sanki sağlık turizmine de
hazır veya pek adı konulmadan destek oluyor gibi bir şey var. Mesela işte gene Yoncalı Kaplıcaları, efendim işte Fizik Tedavi Hastanesi, üniversitenin, tıp fakültesinin, sizin. Konulardan neler söylemek istersiniz? Elbette ben çok büyük mutlulukla şunu söyleyebilirim. Yani bizim sağlık turizmi yapacaksak yapacağımız en önemli yerler fizik tedavi üzerine olacak. Ve sağ olsun Sağlık Bilimleri Üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Vural Kavuncu hocama da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu sağlık turizminin gelişmesi için çok büyük gayret sarf ediyor kendisi. Ve bu çok büyük gayretlerle beraber zaman zaman sizin de misafir olduğunuz bazı toplantılar da yapıldı biliyorsunuz. Evet. Girişimciler toplanıyor ve girişimcilerle beraber önemli bir yol alındığını da düşünüyorum. Evet. Bizim hem Ilıcı olsun, Yoncalı olsun, Gediz'de var, Simav'da var, Tavşanlı'da var. Yani nereye adımımızı atsak her tarafta termal kaynaklarımız var. Biz bu Evet. termal kaynaklarımızı da mutlaka sağlık turizmini açacağız. Herhalde önümüzdeki yıllarda da üniversitemizin önderliğinde sağlık turizminde çok önemli yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Evet hocam, bu arada bir mesaj daha aldım. Çölyak Derneği Başkanı Nuray Hanım'dan bir mesaj geldi. Nuray Hanım da çölyak hastaları malum çok sıkıntılı bir grup, camia. Onlara karşı da sizin her zaman kolaylık gösterdiğinizi, destek olduğunuzu bildirmiş. Bilmiyorum, zaman zaman size hani şikayetler her zaman olabilir. Bazı yakınmalar, mağduriyetler ama peki hani olumlu olarak yansıyan işte bana yaptıkları, bana bildirdikleri gibi size de memnun olduklarını veya teşekkür ettiklerini belirten şeyler oluyor mu? Yani o tür Elbette. şey. Buradan Nuray Hanım'a selamlarımı iletiyorum. Hakikaten çok gayretli, özellikle çölyak hastalarıyla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Ben başhekimliğe başladığım zaman onunla bir toplantı gerçekleştirdik ve çölyak hastaları için özel diyet yemekleri çıkardık. Bununla başladık. Tabii ondan sonra bir özel firmayla da gittik, görüştük. Kütahya'da çölyak hastaları için ürün çıkarmayı taahhüt etti. Bunların çalışmasına başladı. Belli bir oran üretim oldu. Belediye ile ciddi çalışmalar içine girdiler. Belediye başkanımızın da katkılarıyla çölyak hastaları kullanabileceği ekmeklerin üretimini de yaptılar. Evet. Hakikaten bu tür şeylerden, çalışmalardan dolayı ben çok mutlu oluyorum. Geri dönüş de hakikaten çok iyi. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, sağ olsunlar. Hakikaten sivil toplum kuruluşlarımız, başkanları ve yöneticileri kendi camiaları için çok hizmet üretiyorlar, gayret ediyorlar. İşte sizin gibi yöneticilere, bizim gibi vakıf veya gazete basın kuruluşlarına gidiyorlar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Orhan Hocam, şimdi ben tabii hep soruları sordum, anlattınız, teşekkür ediyorum ama benim sormadığım veya sizin anlatmak istediğiniz, eksik kaldı diye düşündüğünüz konular var mı? Varsa onları bahseder misiniz? Valla ben çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna yaklaştık çünkü. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerekli bilgileri verdiğinizi düşünüyorum. Biz bu memleket için çalışıyoruz. Bu memlekete sevdalıyız. Ve bu memleket için de elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Umarım Allah bizi utandırmadan da bu görevi vakti geldiğinde daha genç arkadaşlara, benden de daha iyi yapacak arkadaşlara da alnımıza başımız dik teslim ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Orhan Hocam, şimdi ben üniversitede kuruluş yıllarında basın ve halk ilişkiler hocalığı da yaptım. Oldukça deneyimliyim bu konularda da. Yıllardan beri işte basın, halk ilişkiler, gazeteciler cemiyeti başkanlığı gibi. Zaman zaman acil personelinde özellikle veya poliklinik memurlarından, görevlilerinden bunu tabii mesela ne kadar geriye gidebilirim? 20 yıl, 25 yıl geriye gidebilirim. Hani sizin döneminizi kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Oradaki personel genelde tamam güler yüzlü, çok iyi davranıyor da ama bazen de sanki böyle hani ne bileyim bir pazarda esnafı gibi amca, dayı, işte baba, dede bilmem yani
bu tür hitaplar yapılıyor. Yani bunlara bir halk ilişkiler konusunda, mesela bir de hijyen konusunda. Atıyorum işte oradaki acildeki şey, ne derler, o paravan veya o uzanılan divan şeyde, kabindeki malzemeler, gene söylüyorum altını çizerek, sizin döneminizi kastetmiyorum. Genelde acaba bunların hijyenleri, temizlik konusu, değiştirilme oranları, personelin zaman zaman eğitilmesi, ya mesela pamuk yere düşüyor, tam iğne enjektör şeyini kullanacak, enjeksiyon işini, pamuğu yerden alıyor, devam ediyor. Buna benzer çok bireysel şeyler, yani istisnai durumlar açıkçası, ama yani genelde ben gerçekten personelinize teşekkür ediyorum. İnsanlara karşı davranışlarıyla, efendim hizmetleriyle teşekkürü hak ediyorlar, ama işte ben bir gazeteci gözüyle zaman zaman bu eksikleri de görüyorum. Yani mesela amca, dayı geç söyle diyor, bilmem ne diyor filan, yani böyle biraz daha sanki psikoloji içinde, o insanların hangi psikoloji içinde olduğunu bilerek konuşmaları, o memur arkadaşların, oradaki kayıt memurların özellikle. Yani halk ilişkiler konusunda bazı konularda kendilerine bir eğitim, bir de hijyen konusunda bazı görevlilere, yani düşen pamuğu yerden almasın artık yani. Hani gene söylüyorum, bu sizin döneminizde olan bir şey değil. Onu da belirtmek istiyorum. Bu konulardaki görüşlerinizi rica edebilir miyim? Elbette, ben çok teşekkür ederim. Bu konuda da bir fırsatımız oldu. Son dönemde oldukça fazla miktarda eğitime önem veriyoruz. Bizim enfeksiyon kontrol komitemiz var. Enfeksiyon kontrol komitemizin de yoğun çalışmalarıyla beraber düzenli olarak her 6 ayda bir ekstradan eğitim alıyoruz arkadaşları. Halkla ilişkiler konusuna gelince, tabii bazen bunlara engel olamadığımız zamanlar oluyor. Bunun en büyük sebebi de arkadaşların özensiz davranışları oluyor. Ama elimizden geldiği kadar engellemeye çalışıyoruz. Bununla birlikte eğitim seviyesi, bu arkadaşlarımızın eğitim seviyesinde bizim eğitim amacımızı biraz baltalıyor diye söyleyebilirim. Evet, ama ben özellikle sizin oluşturduğunuz hasta hakları biriminde halk ilişkilere bakan, hem ek binada hem ana binada çok teşekkür ediyorum. Yani sizin özel kaleminizdeki arkadaşlar olsun, halk ilişkiler birimleri, hasta birimlerindeki şu anda görev yapan arkadaşlara gerçekten güler yüzle, adeta böyle bir koşuşturma içinde insanlara yardımcı oluyorlar. İşte 65 yaş üstüne bir de evde bakım şeyi var. 65 yaş üstü denince aklıma geldi. Evde bakım hizmetleriniz ne durumda acaba? Ha, evet, o konuda da arkadaşları aslında motive etmem lazımdı. Çünkü biz 3 ay üst üste Türkiye'de evde bakımda Türkiye birincisi seçildik. Son derece büyük bir hizmet veriyor ve aile hekimliği ana bilim dalımızın yönetiminde evde sağlık hizmetleri. Bizim şu anda neredeyse 24 saat hizmet verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Hatta şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlarımız gece gündüz hiç durmadan bu konuda hizmet veriyor. Ve tekrar şunu da söyleyeyim. Bu COVID pandemisi başlamadan önce biz 3 ay üst üste Türkiye birincisi seçildik. Birinci olamadığımız dönemlerde de ikinci olduk, üçüncü olduk, ama hiç dördüncü olmadık. Dereceye girdik diyorsunuz. Evet, evet. Efendim, ben programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Özatek Hocam? Ben çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de söylediğim gibi, ben bu şehrin çocuğuyum. Bu şehirde büyüdüm. Bütün gelişimi bu şehre borçluyum. Kapımız her zaman açık. Bütün vatandaşlarımız istedikleri zaman direkt benimle görüşebilirler. Bu konuda hiçbir çekinceler olmasın. Ayrıca bana da bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, ben de memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Yani öyle ulaşılmaz bir makamda olmadığınızı, o makamı temsil eden kişi olarak, yönetici olarak, yetkili olarak halkın daima yanında, halkın nabzını tuttuğunuzu, halkın size, hastaların size kolaylıkla ulaşabileceğini, nitekim biraz önce geniş tabanı olan sivil toplum kuruluşu
başkanlarından gelen teşekkür ve kutlama mesajları da bunu gösteriyor, teyit ediyor görüşünü. Ben de size halkın yanında, halkın içinde, halka şefkatle davranan bir yönetici olduğunuz için teşekkür ediyorum, kutluyorum. Hem şahsım adına hem de yıllarca işte basın içinde bulundum. Kıdemli bir gazeteci olarak sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten bunu görmüş olmaktan, bunu somut olarak tespit etmiş olmaktan kamuoyunda, sivil toplum kuruluşları nezdinde ben de memnuniyetimi buradan özellikle paylaşmak istiyorum kamuoyuyla. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonraki yayınlarımızda da umarım tekrar ekranlarda buluşuruz. Ben programı sonlandırmadan önce Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı, değerli arkadaşım, meslektaşım Adem Erdağ'ı, teknik ekibe, efendim işte şu anda bizim reji odasındaki Nevzat Kutlu arkadaşıma, diğer emeği geçen teknik ekipte görev alan Ege TV'nin yükselmesinde, reytinglerde Ege TV İstanbul kanallarından hemen sonra geliyor reyting ölçümlerinde. Bunu da buradan memnuniyetle, iftiharla belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşım Adem Erdoğan'ın şahsında, dostum, meslektaşım, tüm bu başarıya imza atanlara, emek verenlere ve sizin gibi değerli katılımcılara, bizi kırmadıkları için, yayınımıza onur verdikleri için bugün konuğumuz Evliya Çelebi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Sayın Orhan Özatik. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize, tüm izleyicilere saygılar sunuyorum efendim.